Evet arkadaşlar, günaydın. Neredeyiz? Bahçedeyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kuşlarımızı havalandırıyoruz. Malum çalışıyoruz. Bu ara biraz fazla ilgilenemedim kuşlarla. Fazla havalandıramıyoruz. Fazla havalandırmayınca da kuşlarda göz nezlesi, biliyorsunuz tüy dönemi, göz nezlesi olmaya başlıyor. Özellikle ufak yavrularda, yerde duran hayvanlarda, tüneye çıkmayan hayvanlarda bu daha çok oluyor. Yani kümesinizin havalandırmasına kadar iyi olsa da bu olacaksa mutlaka oluyor arkadaşlar. Evet, Junior Efendi burada. Evet Nasuh, şimdi arkadaşlarımıza kısaca şu göz nezlesini bir anlatalım. Bir tane yavru çıkar oradan bakalım. Bir tane göz nezleli yavru çıkar. Şimdi arkadaşlar göz nezlesine mesela şu şöyle göster bakalım. Bak, gözünde, şöyle şey gözünde beyaz iltihaplanma olur. Gözün içinde, kapağın içinde. Gagasında sümüklenme olur. Sulanma olur. Hayvan kabarır ve puskundurur. Bu göz nezlesi arkadaşlar. Şimdi bunun için ne yapacağız? İlk etapta hibrodoks yapacağız. Hibrodoksumuzu şu şekilde şırıngaya ayarlayacağız. Enjektörün içine ayarlayacağız. Fakat nasıl? 4'te 1'ini su çekeceğiz. Yani saf hibrodoks yapmayacağız arkadaşlar. 4'te 1'i su olacak. Neden 4'te 1'i su? Çünkü öbür türlü hibrodoks koyu olduğu için hayvanın göz bebeğindeki retinasındaki damarları yakabiliyor. Bu da hayvanda görme bozukluğuna sebep olabiliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sıvı, balgamsı bir şey oluyor hayvanlarda. Şimdi özellikle gözündeki, önce gözündeki şu başta nasıl şu beyaz şeyi alacağız. Böyle oynatıyorsun abi, bunlar kendinden atıyor zaten. Böyle oynayınca bakın şöyle çıkıyor, hafiften oynayacaksınız. Hafiften oynayacaksınız. Bakın şimdi çıkacak o. Hafiften oynayacaksınız. Ufak ya bu, çıkmıyor. Oraya. Şimdi kuşun gözünü kör açacağım. Evet, şu anda çıktı bakın elinde. Evet, bu şimdi çıktı. Aha bak, şurada da gösteriyoruz. Şimdi temiz olduğundan emin olacağız. Gözün içinde başka bir şey kalmadığından emin olacağız. Ve kuşun gözüne bir damla hibrodoksu damlatacak. Tam gözün içine. Şu anda kapağın arasına da gitti o. Gitti, biraz yandı gitti. Gibi olacak hayvanda. Şimdi diğer gözüne de damlatacak. Hayır, burun deliğine bir tane. Burun deliğine birer damla damlatacak. Ve bu gözü zaten temiz. Tamam, o göze de damlat. Nasıl? Önce gözü bitir, sonra burnu anlatalım. Olmaz mı? Tamam. Daha iyi olur hem. Tamam. Burun deliklerine de birer damla damlatacaksınız. Açık oldun, emin olsunlar abi. Ben profesyonelleştim yani, içine sokarken tepkirim var yani. Tamam. Başka bir tane şimdi daha, bir tane daha al hemen. Arkadaşlar bunu 3 gün yaptığınız zaman hayvanda o şey kalmayacak hayvanda. O göz nezlesinden eser kalmayacak. Aha bak, kumbiye geldi. Kapanmış bak. Mesela bunun da gözü kapanmış mesela arkadaşlar. Aha bak. Evet. Şimdi dün yaptım bile ben bu. Şimdi yani. Önce bunun gözüne bir damla, üstüne damlatacağız. Göz kapağı yumuşaması için. Hayır ben damlatmıyorum. Ben su göz, yapıyorum. Su da olabilir ama yumuşaması için hibrodoks da damlatabilirsin. Tamam, hibrodoks damlatalım. Hibrodoks da damlatabilirsin. Şimdi bak, hibrodoks daha iyi. Sudan daha iyi. Suda mikrop olabilir. Su damlatmayın. Hibrodoks damlatın. Şimdi onu parmağınla bir gezdir oraya. Üstüne. Hafif şöyle gezdir. Şimdi sen bu arada diğer gözüyle uğraşırken o yumuşacak. Diğer tamam. Yavru elde durma ya, el almadım. Ben tutayım istiyorsan bir elimi. Yok be. Bak bu gözü sağlam. Bu gözü iyi, cam gibi zaten. Ama o göz, gene de o göz başlamış, evet. Gene de damlatın tebdir amaçlı.
Bunu yapın arkadaşlar. İçine girdi bak şimdi. Evet. Canlı şimdi canlı içine girdi. Şimdi diğer göz yumuşamıştır. Bir bakalım hemen. Aha açılmış bak. Bakın açılmış bile. Şöyle yaklaştıralım. Böyle. Şeytan gibi açmış bile gözünü. Şimdi ne yapacağız? Buna da damla yapacağız temizledikten sonra. Ama bu temizlerken bez olsa, peçete olsa daha mantıklı. Evet. İlk defa yapan arkadaşlar için. Evet. İlk defa yapan arkadaşlar hafif bir bez gibi bir şey de yapsın. Elini kullanmasın. İğneyi kullanmasın. Evet, enjektörün ucunda iğneyle kullanmasın damlayı. Çünkü dengeleyemezsiniz. Hayvanın gözüne zarar verebilirsiniz. Nasuh bu işte artık yapa yapa prof olduğu için o artık şey yapmıyor. Tamam. Evet, şimdi burun damlasına geçelim. Burun damlasına geçelim. Tamam, şuradan tam şu burun damlasının başlangıç noktası yok mu abi? Şuradan sağa evet veriyorum bak. Burunun başlangıç noktasını damlattığını zaten gidelim. Bak onu veriyorum. Zıp geliyor. Bu hangisi kalktı? Şey ya, Sivas'ı. Sivas. Bak bunlar nasıl kanat geldi uçmaya başlıyorlar ha. Daha demin kanatsızların kapıya müşteri gitti ya. Oraya oyunda yapıyor ya bu. Ana oynamaya başlamış. Kuş kendiliğinden oynamaya başlamış. Lan bu kuşlar oynuyormuş ya nasıl o? Allah Allah. Taklatmayı bak, kim öğretti bunlara? Bilmiyorum. Bunların geninde var. Bu benim dişi değil mi ya? Bilmiyorum kimin dişi. Arabaya bak, vuracak. Kanatsızlar yok vallahi. Yola mola dönüşüyor. Düşmez düşmez. Bilgi. Oo iki abi, takla yapıyor. Beş, bir metre iki takla gidiyor. Sefer yapan kuşumuz. Nereye kıramış? Kuş geri gelmedi. Evin üstüne doğru bak. Sefer yapan kuşumuz. Lan gel bir sefer daha yap. Sefer yapıyor kuşumuz. Aha boş indi. Aha boş indi kuşumuz. Yavru döndü vallahi. Daha nasıl? Hemen cıvıma nasıl? Teneffüs zili çalmadı daha. Evet. Evet, iyice şöyle yedirelim bu niye burun deliklerine damlatıyoruz dedi. Evet, burun deliklerine de damlatıyoruz. Bak hemen kayıyor zaten burun delikleri. Evet. Hemen bir yavru daha çekelim şurada. Hemen bir yavru daha al bakalım. Göklerden düşme bol yavru. Bu arada dikkat edin arkadaşlar hep yavrular da var. Yavrular yerde olduğu için sürekli. Bu bana kalırsa abi şu yerdeki toz yok mu hani ondan oluyor olabilir. Kanat tozundan hayvanların. Neyse. Tüy zamanı olan neyse hastalık yazın. Bak şey, şu siyahın üstünde görüyorsun. Bu toz yapıyor bunu. Hı hı. Üstüm de temizdir ha bu arada. Kuşlar alınca bak. Pasaklı. Hep öyledir. Evet. Bakın. Bu uçurduğumuz göklerin kardeşi arkadaşlar. Notlar bak bunları. Bu arada Junior hiç eksik etmez kendini bizim yanımızda. Her türlü olaya müdahil. Yokmuş abi. Ama içinde çok ufak bir şey var bak şurada. Hı. Bence damlayı damlat o atar kendisi. Öyle. Evet arkadaşlar bu şekilde. Hibrodox. Bir damla daha. Ha, kuş çok ağır olursa arkadaşlar ağzında gözünde pamukçuk olursa ağzın içinde pamukçuk olursa özellikle o iç çiçek. Ona çok dikkat edin. O farklı bir şey. Ona çok dikkat edin. Hayvan boğulabilir yani. Bir günde boğulur ölür. Damağında başlar. Size ben onunla da ilgili bir örnek gösteririm. Denk gelirse ha, iç çiçekli bir hayvan. Bak. Evet damlayla bak, atar onu nasıl. Bu biraz büyük abi damlayla çıkacak biliyorum. Damla damlat sen oraya bir damla. Ucunda hadi yapsam elim bak hemen geldi. Geldi bro. Geldi mi? Ha, geldi ben başta problem diyorum sana bak. Siyah tut görsünler. Tamam. Senin Sivas kümesinde bir galga var ama ne var bilmiyorum. Yumurta var mı orada? İhan'ın yumurtası vardı. Orta kümes. Orta. Sol duvara doğru üçüncü orta. Zaten orada. Orada galga var. İhan'ın yumurtası. Bir müdahale edip gelin ben bir çok. Olay yeri inceleme. Yak ambulans sirenleri yak git. Aha seferli kuş kalktı. Kim o? Şşt, gelin. Gelin seni döverim. 5 dakika 50 metre kaçan Sivas kime? Kimle kavga ediyor? Kimle kavga ediyor? Benim Airly'yle. Yumurta var mı orada? Ha yumurta yok. Ya iyi tamam. Bak bak. 5 takla tam 50 metre ha. Yalanın varsa köpek çarpsın. Takla attı gördün mü? Gördüm gördüm. Evet arkadaşlar. Bunu böyle periyodik devam ediyoruz. Yani bunu günlük kuşlarınızı kontrol edin. Elinize alın.
sağlıklı olan yavruya da yapabilirler yani. Yani sağlıklı olan yavruya da yapın. Bak, ona da olmasın olur diye birer damla damlatın. Mesela kalkan, bu sağlıklı. Kalkan vazifesi yani görsün. Aynen, kalkan vazifesi, koruyucu vazifesi görsün. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Bunu mutlaka yapın. Ağzına da kaçabilir. Aynen, aynı şekilde. Pıkpık yani olduğunda? Onları yaptığımızı bu şekilde yapıyoruz. Mesela kıkkık olduğunda da burundan damlatırsanız gayet etkili olur. Burun ve ağızdan altı damla. Ağızdan damlattığını saf damlatacak. Ha. Ağzın içine verdiğini, burundan damlattığını üçte bir sulandırılmış. Evet. Bu dipnotu geçelim. Bura tamam herhalde Nasuh. Dört daha var burada. Bir tane daha göz yavru var. Var mı? Var. Onu da yap. Onu da yap, göstermiş olalım arkadaşlara. Bu arada Ergun kardeşim geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Pazara mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Pazara gidiyorum. Araba çekin. He. Arabam var, sattık diyor. Abi bu kuş uçurduğumun kardeşi. En ufak gökten bu. He, bu modun kardeşi herhalde. O bozun kardeşi gibi sanki. Bu lan modun kardeşi ya. Evet. O başka bir şeyden çıktı. O yukarıda. Bak bu da sağlam. Buna da. Evet. Şey yapalım. Burada bir tane bozduman erkek çıkmış yavrum bir. Oo güzel. Hem bir de bolot yavrum. Evet. Erkek sıkıntısı var arkadaşlar. Bu sene kümesi Hüseyin abi. Dişi çıkıyor ya. Pigal kuşlar. 3 erkeğe 7 dişi düşüyor. Haram kurdu bozdum biraz vallahi. Dik tut burnunu. Dik tutur, dik tutarsanız daha rahat. Nefes aldı mı zaten direkt içine çekiyor. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bak baloncuk çıkıyor bak. Ha, zaten nefes aldım içine çekiyor. Evet arkadaşlar, olay budur. Bunu yapın rutin. Hayvanlarda bu çok önemli. Kel bu kel. Kel, kerkük. Kel kerkük. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Hayvanlarınız 2-3 güne kadar toparlar kendilerini. Hem antibiyotik girmeden bunu çözmüş olursunuz, ağır ilaç. Çünkü ağır ilaç girerseniz hayvana, hayvan şey yapar, vücudu zaten zayıf olduğu için iyice kırgınlaşır. Mümkün mertebe ağır ilaç girmemeye bakın hayvanlarınıza. Doğal yollarla halletmeye çalışın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.